Azerbaycan'ın vatan muharebesinde en önemli operasyonlardan biri de Daşaltı Köyü operasyonuydu. Operasyonun stratejik öneminin yanı sıra manevi bir önemi de vardı. Askerlerin Şuşa'ya ilerlediği yollardan biri buradan geçiyordu. Birinci Karabağ Savaşı'nda Daşaltı operasyonunun detayları Ermenilerin eline geçmiş. Azerbaycan o köyde 90 şehit vermişti. Ve o kahramanlardan biri Amil Hüseynov Haber Global'e anlattı yaşananları. İzliyoruz. Sessizce ilerlediler, Daşaltı operasyonuna böyle gittiler. Daşaltı köyünü kurtarmak, Şuşa'nın kapısını açmak demekti. Şuşa'ya ayak basan özel kuvvetlere desteğe gidiyorlardı. Her taraf alınıp düşman muhasireledi. Operasyona katılanlardan biri de 30 askeriyle birlikte kahramanca savaşan Üsteğmen Amil Hüseynov'du. Birinci sabır soluna, ikinci, üçüncü sabır sağ zinahtan irəlilədi. Birinci saburun irəlilədiyi yerdə 300-350-də Xaçtəpə deyirdi. Xaçtəpəyə ilk çıxan mən olmuşam. Mən də qrupumda 8 nəfər məndən bir yerdə. Çıxdıq orada düşmən bayrağı vardı və kənd Daşaltı kəndi ayağımızın altındaydı. Yəni belə görsənirdi. Yuxarıda yüksəlikdə biz idi. Deyə orada başladıq atışmaya. Düşmən bayrağı var idi. Onda bir həm vaxt o dirəyə çıxmaq olmur deyə atışma olduğuna görə. Bir dən avtomatla vuran kimi dən düşdü. Həm vaxtda da Takuzadə elçinlə Surxani taburu sağ zinahda. Bizim də müəyyən böyüklüyün qisimləri sol zinahdan kəndə doğru irəliləyirdi. Axşam hava qaralmamış, yox kətdən çıxdılar onlar. Kəndi qovub, daşaltını qoyub qaçdılar. Arazi şartları zordu. Çıxan çatışmada yaralandı. 20 metr qalmış, məsafə 20 metr qalmış. Bunlar dağda, biz düzdə deyək. Hücuma keçəndə atışma başladı. Elə birinci vurulan mən oldum. Sonra nəzərli üçün yaralandı. Yaralandı ama canının acısını hiss etmedi. Aklında askerleri ve vatan muharebesi vardı. Aynı 6-sı məncə çıxdım, 7-sı məni təxliyə elədilər. 7-sı axşam mən şəxsiyyətim ki, girdi Şuşaya. Zafer haberini aldığında hastanedeydi. O coşkuyu cephede yaşayamadığına üzüldü. Bir var arkada olasan, hospitalda olup bu zafer hissini qeyd eləyəsən. Bir var Şuşaqların bir yerdə ön xəttdə, döyüş meydanında o hissi deyəsən. Düşmanın o tərəfdən bir kədərlərini görəsən onların. Amil de, askerleri de bütün Azərbaycan askerleri gibi hiç sonunu düşünmeden savaştı. Vatan toprağını kurtarmak için canlarından geçmeye hazırlardı. Mən evden çıxanda dedim şahadat namazı qılıram. Namazımı qıldım, çıxdım. Evdə hamıyla da Allahlaşıb çıxmışam. Hamı ürəkli idi. Dedim ki, yox da, mən qabaqda mən gedəcəm, məndən sonra gəlin. Yenə də Cəfərli var orada, Əhməd var idi, şəhid oldu. Bir də nəzərli ilkim var idi. Bu inşallah vətənim yanımda. Gedəcəm orada mən zabit yollaşlarım, əskərlərim, gizirim, şəhid olanlar var. Ondan vurulduğu yerə gedəcəm. Heydarov Vasif, Əhməd, Şinov Kamil, Abbas Bəyli Həmid. Yani vatan toprağına emanet ettiği silah arkadaşlarının hikayelerini bir bir hatırlıyor. Ahmet subaydı. Benden yaşlı, bir iki yaşlı böyüydü. Dedim ki niye evlenmemsen? Dedi ki söz. Dedi ki gedendi kim evlenedim. Kısmet şahit oldu. Vasif var idi. Onun bir oğlu var. Kardeşimle danışırdı. Dedi ki ben de şahit olacağım. Ben bilirim. Ben bir rehmet almam. Benim aileme sen bakarsın. Askerleri Azerbaycan'a Karabağ'ın kapısını açan Şuşa'yı savunuyor. Amil Hüseynov da 24 Aralık'ta Şuşa'ya gidecek. Şimdi ailesiyle, babasıyla gurur duyan küçük kızıyla hasret gideriyor. Azerbaycan'ın her noktasında, her sokakta, her evde, her sofrada o meşhur slogan Karabağ Azerbaycan'dır söylemi var. Buna bugüne kadar bir itiraz yükselmemişti ama kucağımda bu slogana itiraz eden bir isim var. Esmer. Çünkü o Karabağ Azerbaycan'dır dendiğinde... Hayır, Karabağ benimdir diyor. Çünkü onu alan birisi var. Kim aldı Karabağ'ı? Adam babam aldı. Onlar cephede vatan savunmasındaydı. Aileleri ise yürekleri ağızlarında ama gururla onlardan bir haber bekledi. Sahneye çok çıktım, çok heyecanlıydım, çok her gün. Ne her gün ne bir gün oruç tutmuşum. Elbette, benim yoldaşım harbiçidir, ben bunu bilirim. Her şeye hazırlıklıyım. Azerbaycan halkı 30 yıllık hasrete son verdikleri için gazilerine minnettar. Yani hara gelirse çok hürmet edirlər. Yani çeliğinle gelirsen
Mesela dükkana düşmek istiyorsan, ürünün sıkları da, maşına girersen dükkana. Ne lazımdır, elə dursan orada işçiler ya müştəri fərqi yoxdur, hamı gəlir ki, onu demən verim, bunu demən eləyim.